firmalar bugün Arda bulunan RSP paketini kullanarak simülatif veri üretimi sürecini kısaca örneklendirmeye çalışacağım. Bunun için RSP paketini çağırıyoruz ve akabinde SimData fonksiyonunu çalıştırıyoruz. Fonksiyon için ilgili panel açıldığı zaman Open Browser diyebiliriz. Daha pratik ve efektif bir kullanım sağlayacaktır. İlk panelimizde eğer arzu edersek temayı değiştirebiliriz. Burada gördüğünüz gibi. İkinci panelimizde decodata yani ikili veri setlerinde türe sahip bir sıfır gibi veri seti üretmede kullanacağız. Bunlar madde tepki kuramına dayalı veri üretecektir. İlk başta parametreyi seçiyoruz. İki parametre model. Madde sayısını seçiyoruz. Burada ben 20 söyleyeyim. Örneklem büyüklüğünü seçiyoruz. Burada ben 600 diyeyim. Tamamen örnek olarak veriyorum. Aşağıdaki panelde madde güçlük düzeylerini aralığını ayarlıyorsunuz. B parametresinin aşağısında A parametresinin aralıklarını belirliyorsunuz. Burada kaç replikasyon olmasını istediğini yazıyorsunuz. Ben çok uzun sürmemesi için 5 replikasyonla sınırlandıracağım. Ve daha sonra Generate Start kısmına tıklıyoruz. Şimdi veri setimiz üretildi. Veri setimiz hakkında çok genel kısa bir bilgiyi ilk başta veriyor. Akabinde burada kaç veri seti, kaç maddeden oluştuğu ve kaç katılımcı olduğunu burada belirtiyor. Şimdi ürettiğimiz veri setine ilişkin bakın bizim bir gerçek istediğimiz parametreler var burada üretirken belirlediğimiz. Bir de üretilen veri üzerinden kalibrasyon sürecinden kestirdiğimiz parametreler olabilir A ve B parametreleri. Eğer bu iki parametreler arasındaki farka bakmak istiyorsak yani gerçekten istediğimiz parametrelere uygun bir veri üretmiş miyiz? Bunu görebilmek istiyorsak Click the Compute, RMS ve Bias değerleri kısmına geliyoruz. Buna Yes diyoruz. Ve bize A ve B parametrelerine ilişkin RMS ve Bias değerlerini veriyor. Analizi kapatmak için yine buradan Reset kısmına tıklayabiliriz. Download Data Generate kısmına bastığımız zaman da ilgili ürettiğimiz verileri Excel formatında dışarı aktaracaktır. Bu işlem replikasyon sayısına göre bir miktar uzun sürebilmektedir. İşlem şimdi tamamlandı. Şimdi indirilenler kısmına geliyorum. Gördüğünüz gibi Excel formatında bir veri seti, ilk satırda maddeler ve B parametresi, A parametresi ve aşağıdaki sekmelerde ise 5 replikasyon yapmıştır. Her bir replikasyon değerleri mevcut. Burada parametre sayısını değiştirdikçe de ihtiyacımız olan opsiyonlar burada azalıp çoğalmaktadır. İkinci kısımda çoklu veri üretimi söz konusu. Burada ilk başta farklı çok yine madde tepki kuramına dayalı olarak politonus modelleri seçiyoruz. PCM, RSM, GPCM ve GRM var. Buradan ben PCM'yi seçiyorum. Yani kısmi puanlama modelini. Buradan kategori sayısını belirliyoruz. Ben 5 olarak seçiyorum örnek olarak. Akabinde madde sayısı ve örneklem büyüklüğü. Örneklem büyüklüğünü 1000 olarak değiştiriyorum ben. Ve kaç replikasyon istediğimiz. Bunu da çok uzamaması için 5 replikasyon yapalım. Sonrasında Start Generate diyoruz. Akabinde verimiz üretilmiş. Burada yine üretilen veriye ilişkin bilgiyi burada veriyor. Üretilen verinin küçük bir örneklerini burada sunuyor. Yine Download Generated Data dediğimiz zaman ilgili veriyi indirecektir. Yine bu replikasyon sayısına ve verinin büyüklüğüne göre bir miktar zaman alabilmektedir. Yine indirim işlemi tamamlandığı zaman indirilenler kısmında ürettiğimiz veri ve her bir panel tapta da farklı replikasyonlar bulunmakta. Üçüncü panelimiz ise çok boyutlu veri üretimi ile ilişkili. Buraya geldiğim zaman üretecek verinin türünü belirliyoruz. Az önceki gibi politonus türünde bir veri olabilir, sürekli bir veri olabilir ve dikotom yani ikili puanlanan bir veri olabilir. Burada ben politom seçiyorum örnek olarak.
Akabinde ürettiğimiz verinin ortalama faktör yükünü belirliyoruz. Ortalama olarak nokta 60 olsun, nokta 50 olsun gibi. Ben burada nokta 60 seçiyorum. Madde sayısını seçiyoruz ve 30 kalsın ve örneklem büyüklüğünü de burada ben 500 olarak belirleyeyim. Akabinde kaç faktörlü bir yapı olmasını istiyoruz? Burada iki faktörlü bir yapı ve ürettiğimiz veride eğer faktör yükü düşük olan madde olmasını istiyorsak kaç maddede faktör yükü düşük olsun? Örneğin 3 tane maddede faktör yükü düşük olsun, bunu belirliyoruz. Yine bir replikasyon sayısını seçtikten sonra start generate diyoruz. Ve yine bu bir miktar zaman alabiliyor. Burada şu an simülasyon veri üretimi gerçekleştirdi. Pembe ile işaretlediği veri setleri faktör yükü düşük olan maddeleri ifade ediyor. Şuradaki şeyleri kıyasladık. Verinin tamamını bu kısımda görebilirsiniz. Ve burada nasıl bir veri ürettiğine ilişkin bilgi sunuyor. Ve aşağısında veriyi download etmek için kısım var. Buraya basıyoruz. Yine verinin büyüklüğü ve replikasyon sayısına göre bu bir miktar zaman alabiliyor. İndirdiğimiz veri setine baktığımız zaman yine dışarı aktarılmış Polyton ve her bir replikasyon ayrı bir tabüsünü gösteriyor. Burada farklılık olarak ilk sütunda sıra numaraları var. Buna dikkat etmeniz gerek kullanırken bu veri setini. Bu paketin kullanımı ve simülatif veri seti yapmak ilişkin daha ayrıntılı bilgiler için buradaki kitabın, Arşane Psikometri ve İstatistik Uygulama kitabının, elektronik olan kitabın 6. bölümüne bakabilirsiniz. Buradaki linklerden ücretsiz bu kaynağa ulaşabilirsiniz.